Yunus Emre Camii'nde Fahri Müezzinlik yaptım. 1,5 sene kadar. Daha sonra Basın Evleri Emrah Camii'nde 3 sene kadar vekil imam hatiplik yaptım. Tabii görevli bulunduğum caminin asli imamı gelince ben, Müftü Bey beni şu an yeni yapılmış olan Etlik Ahmet Yesevi Camii'de. Bu arada sözleşmeli imam sınavlarına girdim. Elhamdülillah onu da kazandık. Ahmet Yesevi Camii'nde 1,5 sene sözleşmeli olarak görev yaptım. Daha sonra Konya'da 2 sene kadar yine sözleşmeli olarak devam ettim. İmam Hatip olarak. Bu arada yine Diyanet'in düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarına katıldım. Sırasıyla Konya, İç Anadolu bölgesi ve Türkiye birinciliğini aldım. En son Kuveyt'te yapılan uluslararası dünya yarışmasında, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında elhamdülillah dünya birinciliğini aldım. Yaklaşık 2 sene önce Çankaya'da bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne imam olarak atandım. Ve bu arada asli göreve atanmış oldum kadrolu olarak. Şu an Kocatepe Camii'nde müezzinlik yapıyorum. Hafızlık yaparken biraz önce de bahsettiğim gibi gurbette olmamızın sebebiyle ve biraz da yaşımızın küçük olması sebebiyle çektiğimiz zorluklardan dolayı bırakmayı düşündüm işin açıkçası. İlk başladığım gibi olmadı. Yani ilk başta çok hevesli başladım bu işe. Kolay olacak, çabuk bitecek zannettim. Ama öyle olmadı. Tabii biraz zorluk çektik. Zannediyorum 7 ile gidiyordum. 7. sayfada gidiyordum. Artık dayanamadım, bırakayım dedim yani. Çünkü gecelere kadar çalış. Yani insanın bir günü tutmuyor. Bazen çok rahat yapabildiğiniz bir sayfayı veya birkaç sayfayı ertesi gün aynı verimi veremiyorsunuz. Veya o gün canınız çok oyun oynamak istiyor. Bizim ikindi namazından sonra oyun vaktimizdi. Dersi yapmadığım zaman oynardım ama yine içimde bir korkuyla oynardım. Acaba yarın derse verebilecek miyim diye. Efendime söyleyeyim, bırakmak istediğim zamanlar oldu. Yani zamanlar derken bir kere oldu zaten. Ona da bir yelteneyim dedim. Kursun kapısına çıkmadan yakalandım zaten. Evet. Ama elhamdülillah iyi ki de yakalanmışım. İyi ki de yakalanmışım. Nihayetinde şu an Kur'an'ın nimetlerinden faydalanıyoruz. Kur'an'ın üstüne bir zenginlik yoktur diyor efendime söyleyeyim. Onun üzerine bir zenginlik arayan Rabbimizin buyurduğu zenginliği aşağı almış demektir. Yani Rabbimin ayrıyeten vermiş olduğu elhamdülillah bazı nimetler var. Bu nimetleri Kur'an'la beraber buluşturduğumuzda, birleştirdiğimizde bir takım başarılar elde ettik. Yani onu diyorum, şu an Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde Kur'an ziyafetlerine katılıyoruz. Oradaki insanlara Kur'an'ın, yani Kur'an-ı Kerim tilavet ediyoruz. Dolayısıyla dünyada birçok insanın gezmediği, görmediği yerleri görüyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم. Hafız yürüyen Kur'an-ı Kerim'dir. Ayaklı Kur'an-ı